Şimdi bugün ben sizlere e, genel olarak kata, genel olarak kataraktan bahsedeceğim. Katarakt hastalığı ve ilave zamanımız kalırsa da e, kataraktan daha ziyade e, bir göz tansiyonu glokom dediğimiz hastalık ve sarı nokta hastalığından da bahsedeyim. Kısaca onlara değineceğim beşer onar dakika. Daha sonra asıl e, en çok en yaygın karşılaştığımız görme kaybı sebeplerinden Katarak da geçeceğim. Bu şekilde düşünüyorum. Tabii konu bittikten sonra soru-cevaplarınızı da alacağım, e, gerekli değerlendirmeyle beraber yaparız. Şimdi göz glokom dediğimiz hastalık, e, göz tansiyonu hastalığı halk arasında gözümüzün basıncının yüksek olması, gözün normal sertlikten daha fazla sertlikte olması göz tansiyon diyoruz. Özellikle 40 yaşından sonra oluyor. Kadın erkek eşit e, oranda tutuyor birbirini Daha erken yaşta olabilirim Evet olabilir Ama özellikle 40 yaşından sonra oluyor Yani 40 yaşında geçmiş herkesin Göz tansiyonunu ölçtürmesi lazım e, öz, Bir ikincisi Aile öyküsü olanlarda Anne baba kardeşlerinde Göz tansiyonu olanların Daha çok dikkat etmesi lazım Uyanık olmak lazım Herhangi bir bulgusu var mı göz tansiyonunun Sinsi sereden bir hastalık gözümüzün şu elimizle dokunduğumuz zaman sertliği. Normal göz içi basıncı normal göz içi basıncı 20 mm civarı olması gerekirken yani 20'nin altında olması gerekirken 16 17 göz içi basıncının 21 22 25 26 gibi olduğu durumlarda göz tansiyonundan bahsediyoruz. Şimdi göz tansiyonda ne gibi sorunlar açıyor bizlere? Göz tansiyonu e, ee, dayanlar e, baylar göz tansiyonu sinsi seyrediyor. Kalıcı görme azlığına sonuç e, sebep oluyor. Tedavi edilirse damla tedavisiyle eğer hastada göz tansiyonu olduğunu tespit edersek ömür boyu damla kullanıyoruz. Sabah akşam günde bir sefer damlayla tedavisi mümkün. Aynı kalp tansiyonu gibi hipertansiyon gibi onda da günlük ilaç içiyoruz ya hepimiz tansiyon olanlar. Göz tansiyonu da günlük damla tedavisi kullanıyoruz. Göz sinirlerinin zarar görmesini önlüyoruz. Ne gibi zarar görüyor diyecek olursak. Şimdi görme alanı diye bir test var. Ee, karşıya hasta makineye kafasını koyuyor. Etrafındaki ışıklara bakıyor. Yani ben karşıya bakarken yandan yanıp sönen ışıkları görüyor muyum diye ölçüyor makine. Görme alan testi bunu gösteriyor. Bakın bu normal kişinin görme alanı. Şu alanlar herkeste var. Kör nokta. Göz sinirinin yerleşimi. Göz tansiyonu olanlarda ise kör nokta genişliyor ve simsiyah alana. İleriki zamanlarda kişi en son dürbünden bakar gibi oluyor, delikten bakar gibi oluyor, etrafı simsiyah oluyor göz tansiyonunda. Simsi olmasının sebebi bu, bu yüzden sinsi diyoruz. Yani merkezi görme, okuma yazma, televizyon seyretme en son ana kadar tutulmuyor göz tansiyonunda. Periferden, çevreden başlıyor görme alanı kaybı. Kişi hiç farkına varmıyor. E ben her şeyi görüyorum diyor. Yazı yazıyorum diyor. Televizyon seyrediyorum diyor. Okuyorum diyor. Her şeyde hiçbirinde sorun yaşamadığı için o yüzden sinsi bir hastalık diyoruz göz tansiyonuna. Yani 40 yaşından sonra göz tansiyonunu herkesin ölçtürmesi lazım. Tespit edildiği zaman tedavisi çok kolay. Damla tedavisi. 3-4 ayda bir göz tansiyonuna baktır. Şu ilaçları kullan gibi tedavi ediyoruz. Normal göz siniri bayanlar baylar bu şekilde görülüyor ortasındaki çukur alan etrafında pembe bir alan var göz tansiyonu kişinin göz siniri ise bakın bu çukur çukur alan hücrelerin e, görme hücrelerin olmadığı yer genişlemiş normalde bu çukur alanın şu şekilde küçük olması gerekirken daha genişlemiş olduğunu görüyoruz yani göz tansiyonu yavaş tabii bu şu raddeden sonra tespit etsek bile, ilaç kullansak bile giden hücreler geri gelmiyor. Ama daha kötü olmasını önleyebiliyoruz. Yani tedavi verip, damla verip tam körlüğe gitmesini 3-5 yıl içinde, 2-3 yıl içinde onun önüne geçmiş oluyoruz. Yani hakikaten göz tansiyonu sinsi. Neden sinsi? Çünkü çevreden kayboluyor, kişi fark etmiyor. Neden sinsi? Çünkü hiç bulgu vermiyor. Herhangi bir ağrı, yanma falan çok yüksek tansiyon olmadığı sürece olmuyor. ...hastalarda herhangi bir bulgu olmadığı için... ...anlaşılması zor oluyor. O yüzden... ...özellikle 40 yaş üstünde herkesin... ...yılda bir, iki yılda bir göz tansiyonu mutlaka... ...baktırması lazım. Tedaviyle... ...görme kaybının önüne geçmiş oluyoruz. Diğer bir çok yaygın duyduğumuz... ...hastalıklardan bir tanesi... ...Katar'a en son anlatacağım. Yaygın duyduğumuz hastalıklardan bir ikincisi... Sarı nokta hastalığı. Tıp dilindeki adı yaşa bağlı makoya dejenerasyonu. Sarı nokta hastalığı. Bu hastalıkta normal hepimizin normal retinası bu şekilde. Gördüğümüz gibi görme siniri ve görme merkezi. Normalde olması gereken gözün arkası bu şekilde. Biz bunu muayene odalarına aldığımız zaman Mikroskopla baktığımız zaman göz arkasının bu şekilde olduğunu görüyoruz. Sağlıklı bir kişinin göz arkası. Bu hangi gözün arkası? Sağ gözün arkası. Göz siniri iç tarafta. Görme merkezi makula. Yazdığımız, okuduğumuz, baktığımız her yer burası. Yani ben şu anda kendimden örnek vereyim. Ben mesela karşıya bakarken şu anda odaklandığım yer bu bölgeyi karşı doğrultuya çeviriyorum. Odaklandığım yer burası. Peki şuralar nereyi görüyor? Merkez görme, okuma, yazma, yemek yazma, yemek yapma, e, kitap okuma, her türlü aktiviteyi şu bölgeyle yapıyoruz. Tam görmenin en keskin olduğu nokta. Yanlarla ne işe yarıyor peki? Yan bölgeler ise çevresel görme. Mesela ben size bakarken burada parmağımın iki olduğunu fark edebilirim, değil mi? Bir bir olduğunu fark edebilirim, iki olduğunu, üç olduğunu rahatlıkla görebilirim. Peki? Şuraya bir kitap koysam okuyabilir miyim? Hayır. Yani onu da söylemek istiyorum. Merkezi görme, şu bölge okuma, yazma, yemek yapma, kitap okuma. Bu bölge şu etraf retina dokusu, çevre sinirler ise yan görme. Mesela şuradan biri gelse birinin geçtiğini anlarsın. Araba sürerken buradan arabanın yaklaştığını anlarsın. Tamam mı? Bu kenarsal görme, merkezi görme. Sarı nokta hastalığı ise Önemi merkezi görme tutuluyor. Yani çevresel görmede çevresel <laughs> çevresel görmede sıkıntı olmuyor. Sarı nokta hastalığında merkez etkileniyor. Bak nasıl oluyor? Demek ki hasta normal kişinin e, retinası dedim. Sarı noktalı hastalığı olduğu zaman ise şu şekilde yaşlanmayla beraber özellikle 65-70 yaşından sonra Duruzen, bunlara biz duruzen diyoruz. Hiyalen amorf madde. Birikintiler oluyor. Çünkü metabolizma çok hızlı. Bu görme merkezinde ışığı hissediyor. Renkleri mavi, yeşil, kırmızı her şeyi görüyor. Film seyrederken görüntüyü görüyor. Şu bölge hücrelerin çok aktif olduğu, metabolizmanın çok aktif olduğu bir bölge. O yüzden yaşlanmayla insanın kolunda, bacağında pek fazla bir değişiklik olmasa da karaciğerinde, midesinde orada da oluyor kendine göre. Tabii retinamız da bundan etkileniyor. Ne oluyor? Bakın buralarda birikinti olmamış. Çünkü buralar çevresel görme. Metabolizmamız yani e, ciz, e, yakıtları yakma, karbonhidratları, proteinleri, yağları çözme, ondan enerji elde etme farklı kimyasal maddeler sentezleme bu gibi reaksiyonlar çevrede çok fazla etki aktif olmadığı için şurada metabolizmamız çok yavaş olduğu için bu kadar etkilenmiyor. Oysa merkezde görme merkezi, okuma, yazma, renkleri fark etme tüm reaksiyonların olduğu en aktif merkezde en çok metabolizma burada olduğu için yaşlanmayla beraber <laughs> en çok zararı burada görüyoruz. Birikintiler gelmeye başladığı zaman Diyelim bu hasta yüzde yüz görüyordu bir önceki slaytta gördüğümüz bu hasta ise görmesi yüzde doksanlara yüzde seksenlere doğru inmeye başlıyor. Peki sarı nokta hastalığı olan birinin ne yapması lazım? Ya da ailesinde sarı nokta hastalığı olan birisi, annesinde, babasında, kardeşinde sarı nokta hastalığı var, bir risk faktörü var, korunmak istiyor. Ne yapması lazım? İki şey çok önemli, özellikle e, sizler için söylüyorum. Yani akrabası, kardeşi falan sarı nokta varsa ya da annesinde. Birincisi güneşten korumak lazım. Yani güneş ışıklarına ilkbahar ve yaz aylarında özellikle gözlüksüz, güneş gözlüksüz gezmemek lazım. Yani ama ancak güneş mesela kişide normal gözlük kullanan birisinde mesela bende bir 0.75 dinlendirici gözlüğüm var. Ben mesela dışarıda gezerken bu gözlüğü taktığım zaman Güneşten beni korur mu bu? Aslında koruyor. %90 oranda. Şimdi bu sarı nokta hastalığı, katarak yapan, gözde et çıkması yapan tüm e, bunların sebebi güneşten gelen ultraviyole yani morotesi zararlı ışınlar. Tabii bu ışınların faydası da var. D vitamini sentezi. Cilde geliyor. Bu ışınlar sayesinde vücudumuz D vitamini sentezliyor. Ancak öte yandan gözümüzde katarak yapan, et büyümesini yapan, sarı nokta hastalığını yapan güneşten gelen bu ultraviyole zararlı ışınlar. Peki güneş gözlüğü takacağız ama kaliteli bir güneş gözlüğü takmamız lazım. Yani normalde ultraviyole ışınlarını geçiren pazardan falan almamak lazım. Yüzde yüz ultraviyole filtreli olması lazım güneş gözlüğünün. Gözlükçülerden ve bilinen bir yerden alınması lazım. Tamam mı? <laughs> Aksi halde kalitesiz güneş gözlüğü ne yapıyor? Daha çok zarar veriyor. Plastik vari bir materyalden yapılıyor. O ne yapıyor? Gözümüzün önünü karartıyor, siyahlaştırıyor yaz aylarında. Siyahlaştırdığı zaman normalde o gözlüğü takmasan bile daha iyi. Çünkü onu takmadığın zaman ışıklı ortamda, güneşli ortamda göz bebeği küçülecek. Değil mi? Daralacak böyle göz bebeğimiz. Daha az güneş ışığına maruz kalacağız. Oysa o kalitesiz plastik cam göz büyütüyor, gözü de yanıltıyor ultraviyole ışınlarını da tamamen geçiriyor, süzmüyor ve daha çok zarar vermiş oluyoruz. Aslında plastik vari kalitesiz güneş gözlüğünü kullanmak hiç kullanmamaktan daha kötü oluyor. Öte yandan gözlük kullananlar için söyleyelim. Demin de söyledim. 0.75 numara benim gözlüğüm var. Normal şeffaf. Güneş gözlüğü gibi değil değil mi? Peki bu gözlük güneş ışınlarından korur mu? Ultraviyole ışınlarından. Hakikaten korur. Yani şu cam bile mesela herhangi bir cam bile %90'ını geçirmiyor ultraviolet ışınlarının. Evimizdeki pencereden giren cam bile ultraviolet ışınlarını almıyor. Mesela cam cam mekan pencerede otururken bile bronzlaşma olmaz fazla çünkü ultraviolet gelmiyor tamam mı? Yani güneş sarı nokta hastalığından korumak için toparlayacak olursak güneşten korunmak için güneş gözlüğü takmak lazım. Normal dinlendirici ya da uzak gözlüğü, numaralı gözlük kullananların ise tekrardan bir ikinci bir güneş gözlüğü almasına gerek yok. Zaten onların kendi gözlükleri ultraviyoleden koruyorlar. Var mı? Yok. Bu tamamen senil makula dejenerasyonu. Bu hastalığın adı sarı nokta hastalığı halk arasında. Ya senil demek yaşa bağlı demek. Yaşa bağlı makula. Makula de şurası yaşa bağlı makro dejenerasyonu. Yani tamamen yaşlanmayla alakalı. Tabi her yaşlananda olmuyor. 90 yaşında olup hiç sarı nokta hastalığı olmadı çok hasta olduğu kadar. 65-70 yaşında sar nokta hastalığı başladığında görüyoruz. Birincisi <laughs> teyze okuyor ama. O o normal. O kadar normal ama biraz arada mesafe var. Yazılar biraz <laughs> Yazılar da biraz küçük ya. Maşallah siz tırt gibisiniz amcacığım. Siz daha sağlıklısınız. Teyze de görüyordur ama. Sarı nokta hastalığının mı? Sarı... Katarak olunca gözlük yanlış ölçülüyor çünkü. Yani makineler normalde makineye koyuyoruz hastanın başını. bir 1.5 numarası neyse ölçüyoruz. Ancak katarak olduğu zaman makine ışık atıyor. Işık gözün arkasına kadar girip geri gelmiyor. Katarağa çarpıp saçılıyor. İyi ölçülemediği için de doktor genelde gözlük vermiyor. Daha kötü olur diyor. Bir an önce ameliyat olmasını söylüyorlar. Katarağa geçince anlatacağım ben size. Katarağa geçeceğim. Şimdi göz tansiyondan başladım. Birazdan unutmam ben aklımda. Şimdi belirtisi ne dedi hanımefendi oradan? Belirtisi az görme. Şimdi göz tansiyonunda merkezi görme korunur dedik. Sinsi hastalık etraftan başlar dedik. En son halde bile dürbünden bakıyormuş gibi olur. Hasta ben her şeyi görüyorum, bende bir şey yok der, der, der dedim. Sarı nokta ise tam tersine merkezi görmenin hastalığı. Yani merkezi görme burası. Okuma, yazma, televizyon seyretme. Burada tutulum olduğu için mesela şu aşama erken dönem. Erken dönemde saatin akrep ve yelkovanın çubuklarının hasta eğri gördüğünü fark ediyor. Çubuklarda eğrilme, bükülme, uzaktaki yuvarlak bir cismi yamuk yumuk görme, çarpık görme de bahsediyor. Yani görmesinde herhangi bir şikayeti yoksa sarı nokta genellikle olmayabilir ya da çok hafif iyice alt seviyededir. Merkezi görmeyi etkilemiyordur, lekeler şu bölgededir diyebiliriz. Ama yine de 55-60 yaşından sonra önemli. Göz dibine baktırmak, lekeler var mı yok mu diye bakmak önemli. Bir söyledim ne yapacaktık? Ultraviyole ışınları, sarı nokta hastalığı gelişiminde çok önemli. Güneş gözlüğü ya da normal gözlükle çıkıyoruz. Belli yaştan sonra, 45-50 yaşından sonra kesinlikle güneşe gözlerimizi maruz kalmaması lazım. Hem gözde et büyümesi, hem katarak, hem sarı nokta hastalığı. Bunların hepsi güneşin sebep olduğu hastalıklar. İkincisi ise yine en önemli yapılabilecek bir şey sigara içmemek lazım. Yani sarı nokta hastalığında genetik kadar sigaranın da önemli bir rolü var. Sigara çünkü bu bölgede dedim ya metabolizma çok hızlı, kimyasal reaksiyonlar çok hızlı oluyor. Sigara ne oluyor? Küçük kılcal damarlarda oksijenlenmesini bozuyor dokunun. Dokuya, şu buradaki bahsettiğimiz dokuya kan damarları zayıf gelirse, oksijen daha az gelirse daha çok yaşlanıyor, daha çabuk yaşlanıyor. Tamam mı? Hem hastalık başlarsa daha kötü ilerler sigara içenlerde. Hem de içmezsek başlatmanın şansını azaltmış oluruz. Neymiş? İkici güneşten korumak ve sigara içmemek. Sarı nokta hastalığı için yapılacak şeyler bunlar. Zaten geliştikten sonra ilerliyor. Çok fazla bir şey yapamıyoruz. Sadece vitamin veriyoruz hastaya ağızdan. Bakın bir ileri seviyesi şurada daha da ilerlemiş. Şurada kan damarları görünüyor. Bakın kanamalar gelişmiş. Bu da ileri dönem. Yaş tip sarı nokta hastalığı. Şu hasta %5-6 görüyordur en fazla. Bir önceki hastanın görmesi %90-95 demiştim. Burada ise görme seviyesi %5'lere, %3'lere kadar düşer. 3-5 içerisinde ilerler. O yüzden en iyisi bu hastaların hiç gelişmemesi, olmaması. Aile öyküsü olanların sigara içmemesini ve güneşten yani mutlaka koruyor. Mesela ben şahsen 44 yaşındayım. Kesinlikle önceden 5-10 sene önce güneşte geziyordum gözlüksüz. Ama şu e, 40 yaşından sonra özellikle daha çok dikkat ediyorum. Bakkala bile gidecek olsam gözlüğümü takıyorum gözüme. Renkli olmasına gerek yok. Şeffaf %90 ultraviyole geçirmez yani tamam mı? Hem et hem katarak gelişimine hem sarı nokta hepsini birden önüne geçmiş oluyoruz bu sayede. <laughs> Tabi bu 0, Hafif astigmat var. Yani güneş gözlüğü takmasını da öneriyoruz. Yok ben numaralı gözlük istemiyorum diyenlere öneriyoruz. Tabii sıfır numaraysa o zaman yazmıyoruz yani. Sıfır sıfır yirmi beş de çok düşükse benimki biraz bozuk ama. Sıfır yetmiş beş bir yani tam sıfır değil. O yüzden bana iyi geliyor. Hafif bozukluk varsa da gözlük veriyoruz yani. Hocam uzak mı yazdın? Benim taktığım mı? <laughs> benimki şey uzak. Uzak yakın için çıkardığım zaman görüyorum. Biraz miyop ya. Miyoplar yakını görürler. Yani uzak için uzak için gözlük takar. Çıkarınca miyop yakını büyük görür. Ya. Benim da var 14, 15 evet. Geçer mi? Yok astigmat genellikle aynı numara devam ediyor. Yıllar içinde çok fazla değişmiyor. Değişmemesi de güzel bir yön ama. ama şey, gözlük, 15 yaşında olduğu için takması da çok bir şey olmaz ders çalışırken, kitap okurken falan taksa iyi olur. Diğer zamanlar takmazsa da bir şey olmuyor. Yani 6-12 yaş arasında beyindeki görme merkezi gelişiyor ya 3-12 yaş arasında. Takmak zorunlu. Ama 14-15 yaşa kadar zaten gelişmiştir onun görme merkezi. Takmasa da fazla bir şey olmaz. Şimdi asıl majör hastalığımız bakın bu da sarı nokta hastalığının son hali. Kanama olmuş en son sıkarlaşarak yara, yara iyileşmiş, çürüyerek iyileşmiş. Bu hasta hiç görmüyor yani. Bakın şurada sinir hücreleri normal burası gitmiş. Yani sarı nokta hastalığı e, hakikaten körlük sebeplerinden önemlisi dünya üzerinde. Şimdi asıl en çok e, e, iki hastalıktan bahsettim. Bunların hepsi sinsi, yavaş ilerleyen, kronik körlük sebeplerinden göz tansiyonu dedim. sıra nokta hastalığı dedim. Şimdi ise asıl en çok karşılaştığımız herkes de oluyor Hemen hemen 70-75 yaş üzeri kişilerin %80-90'ında katarakt oluyor. Kataraktan bahsedelim. Katarak nasıl bir hastalık? Sebebi ne? Sebebi güneş ışınları. Yoğun güneş ışınlarına maruziyet ve yaşlanma. En önemli sebebi güneş ışınlarından fazla yaşlanma. Yaşlanmayla beraber kişinin nasıl derisi buruşuyorsa, eklemleri rahatsızlanıyorsa, dejenerasyona uğruyorsa gözde ise Göz merceğinin normal saydamlığını yitirip katarakt halini alıyor. Şimdi ee, normal göze bakalım. Normal göz gördüğümüz gibi gözü bu bu kişiye damla damla atmışlar. Göz bebeğini genişletmişler. Lens şu ortada görülüyor. Hepimizin gözünde şu şekilde bir lens var. Doktor bakmış iris. Renkli kısma biz iris diyoruz bayanlar baylar. Ortadaki şeffaf iri maddeye ise lens, diyor, lens diyoruz. Bu gözümüzde bulunan bu lensin kireçlenmesine ise katarak diyoruz. Nasıl bu lens? Göz, hepimizin gözünde bu mercek var. Şimdi kişinin gözünü kesmişler. Resim o şekilde. Bayanlar baylar. Korneası en dıştan giren ışığın girdiği yer. Ortada merceğe göz, göz merceği, lens göz merceği. Lensle mercek aynı şey. Hastalar diyor ameliyat olmuş, katarak olmuş, gözüne lens takılmış. Ona mercek taktılar, bana lens taktılar diyorlar. Lens de aynı, mercek de aynı, tamam mı? Sonuçta kırıcı bir madde yani. İkisi de aynı, hem lens hem mercek. Hepimizin gözünde şu lens var. Yaş normalde aynı böyle su gibi, renksiz bir lens küçük küçük kaslarla gözümüze asılı. Işık dışarıdan geldiği zaman gözün ön tarafından, korneadan kırılıyor. Bakın düz gelen ışık biraz kırılmış, kornea kırmış. 43 numara kırma gücü var korneanın. Gözün iki tane kırma ortamı var. Birincisi kornea, en dış mercek. Şöyle bana yandan baktığınız zaman kubbe gibi görünen yer kornea. Şöyle yandan bakıyoruz ya kişiye. Kubbe gibi görünen şeffaf bir yer var. Bu herkesin korneası. Kırma gücü 42-43 diyoptri. Bakın ışıklar kırılmış, toplanmış. Daha sonra göz merceğine gelmiş. Göz merceği, göz lensi aynı şey. Burada biraz daha kırılmış ve deminki resimde makula makula dedik ya sarı nokta hastalığındaki resimde. Bu bölgeye ışınlar düşmüş. Yaşlandığı zaman e, normalde saydamlığını yitiren lens tüm ışınları geçirmez oluyor. Kataraktın en sık belirtisine hastaneye nasıl geliyor? Dumanlı ve sisli görme. En sık ben diyor, dumanlı görüyorum doktor bey diyor. Bakınız normalde lens bu şekildeydi. Normal kişinin lensi artık 70 yaşını geçti. Lensi bu şekle geldi. Normalde bakın şeffaftı. Tüm ışınlar geçiyordu. Sertleşti. Işınlar güzelce kırılıp bir noktada büyütüyordu. Okuma, yazma, her şey keskinliğini fark ediyordu. Çapraşık çapraşık televizyon ışıklara yansıyor. Gece dışarıda yürürken ışıklar yansıyor. Bir şey okuyamıyorum, iyi göremiyorum. Dumanlı ve sisli görme. Bu katara tedavisi ameliyat olması lazım. Yani başka herhangi bir hastalar söylüyorlar. Ne yapabiliriz? İlaç kullanalım mı? Damla vesaire verin bize. Bir tek tedavisi var o da ameliyat. Bunu çıkarıp yani bunun dışından hastada katarak var mesela. Hastada katarak var gözlük istiyor mesela. Gözlük yaz doktor bey ben gözlükle idare edeyim falan diyor. Bazen yazıyoruz hastayı kırmamak için de. Ama eğer katarak varsa hangi numarayı takarsa taksın. Değil mi? Bir numara gözlük taksa, iki numara taksa, üç numara taksa hangisini takarsa taksın. içerisi kireçlenmiş. Yani gözün arkasına normal sağlıklı bir şekilde ışınlar gitmeyecek ne yapacağız? Ameliyatla bakın burada da yine bir kesit. Katarak içerisine girilmiş gözün. Katarak temizlenmiş. Bir önceki slayttaki kataran temizlendiğini düşünelim. Bunu temizlemiş doktor ameliyat sırasında ve yerine mercek atmış. Gözün içine bakın katarak olan yeri çıkartıyoruz. Şu merceği gözün içine konuluyor. Ameliyatla. Bu mercekler peki çıkıyor mu? Hasta bundan dolayı bir rahatsızlık hissediyor mu? Şimdi çok şey, ben diyor hastaya diyoruz ki katarak ameliyatı olman lazım. Göze mercek çakılacağız, takılacağız dediğimiz zaman hasta ilk şey diyor hemen. Ben onunla yaşayamam, öyle yapamam, ben lens takıp çıkaramam. Ben onu yapamam diyor. Genç kızların ya da normal erkeklerin, gençlerin kullandığı kontak lensle karıştırıyor. Kontak lensleri plastik gibi 3 numara, 4 numara gözüne günlük kornea üzerine takılıp çıkarılan lensler. Ancak göz içi lensleri kontak lens gibi değil yani, tamam mı? Bunları biz ameliyatla katara temizledikten sonra gözün içine yerleştiriyoruz. Bu gözün içerisinde ölene kadar kalıyor. Diyelim hasta 65 yaşında. İnşallah yüze kadar yaşadı diye umuyoruz. 35-40 sene görmeyi sağlıyor. Görüntüsü şu şekilde. Bak parmağın ucunda almış. Parmak kadar bir lens. Şimdi bunun gücü 20'nin ortalama mesela kişiye özel bu lensler. Kişinin gözün uzunluğunu ölçüyoruz. Gözün ön arka uzunluğu. Kornea'nın kırıcılığı. Formüle koyuyoruz. Diyoruz ki bu kişiye kaç numara takalım ki ameliyattan sonra sıfır olsun. Ona göre diyelim bir 21 numara çıkıyor. Hastaya aynı ayakkabı gibi numaraları var bunlar. Sipariş veriyoruz hastanede. 21 numara, 21-50 numara, 23.50 numara lensi getiriyoruz. Hastanın gözüne yerleştiriyoruz. Tabi hasta mesela artı 3 numara hipermetrop. Örnek veriyorum. Ameliyattan önce artı 3 numara hipermetrop. Ameliyatın güzel yanı normalde mesela bana 21 numara çıkacaksa artı 3 numara olan birisine ölçüm sonucu 24 numara vesaire çıkıyor. 25 çıkıyor. Yani bu sayede hasta hipermetropundan de kurtulmuş oluyor. Yani ona uygun meyecek takıyoruz. Uzağı tamamen sıfırlıyoruz. Nasıl? Yok. Bunlar renksiz. Yani bunlar renkli olsa bile gözün o bunu biz yok göstermez. Bunlar e, renkli olsa bile istiyorsa renkli olsun gözün o iris var ya gözümüzün açılıp kapanan yeri. Biz onu onun arkasına taktığımız için damla damla atıyoruz ameliyatta. Göz bebeğini kocaman genişletiyoruz. Katarağını alıp içine mercek tokuyoruz. Sonra tekrar farklı bir damlayla göz bebeğini küçültüyoruz. Yani zaten mercek görünmüyor arkada. Sadece göz bebeğinin ortasında olur. Renkli olsa bile ufacık bir yerde olur. Gene görüntüye yansımaz yani. O yüzden genelde şeffaf sarımtırak bir renkleri var bunların aslında. Elimize aldığımız zaman. Tabi şimdi bu lenslerin bu lenslerin çok çeşitleri var. Meter yani bu lenste şimdi takılan mercek ee, bakın kataraktı gösterelim şu şekilde bembeyaz olmuş. Bu da arka katarakt. Şu normal olgun katarakt. Şu yine arka, nükleer çekirdek kataraktı. Çeşitli formları var. Bu da normal şekli. Şimdi gözümüzün merceği vazifesi ışıkları bir noktada toparlamak. Yani gözümüzün iki tane kırıcı ortam var. Bir en dıştaki görünen kubbe gibi yer 43 numara kırma gücünde. 43 numara gözlük camı gibi. Bir de içindeki lens var. 20 numaralı o kuruyor. Gözün toplam kırıcılığı 63 diyoptri kadar. 63 numara gözlük camı kadar doğal halinde var. Şimdi bu katara aldıktan sonra yerine koyuyoruz. Hasta uzağı çok güzel görüyor. Uzak çok iyi açılıyor. Ama bizim taktığımız kataraktan sonraki lenslerde yakın için uyum olmuyor. Mesela şimdi şu, bu, bu resim ne resmi? Gözün yakına reaksiyonu uzaktan gelen ışınlar noktada toplanıyor. Yak Mesela kişi burada televizyon seyrediyor. 4 metre 5 metre uzağa bakıyor. Mercek az kasılmış. Daha sonra kişi eline kitap aldı diyelim. 35 santimden okumaya başlıyor. 35 santimden gelen ışınlar daha çok saçılmaya meyilli. Bu mercek gücünü arttırıyor. 20 numara gücündeyse 24 yapıyor. Mesela ben şimdi uzağa bakarken 20 numara güçle bakıyorum ara mesafeye bakarken 21-22 okurken onu 24-25'e çıkarıyor. Mercek esnek. Tabi yaşla beraber presbitlik diye duymuşsunuzdur. Yakın görme problemi. 40 yaşından sonra bu esnekliği bozuluyor. Kişi 43-44 yaşında bir numara yakın gözlüğü takmaya başlıyor. 45-50 yaşına geliyor. 1.50-1.75 yakın gözlüğü kullanıyor. Neden? Onun sebebi akomodasyon sorunu. Yani Vücudumuzun hakikaten en erken ihtiyarlayan organlarından bir tanesi lens. Hemen kasılıp gevşemesi zayıfladığı için şu şekilde kasılıp yakını ayarlayamıyor. Bizim şimdi klasik en çok taktığımız lensler şuradaki resimde gördük. Bu tek odaklı lens. Şimdi son zamanlarda çok popüler oldu. Akıllı lens, akıllı lens diye duymuşsunuzdur. Değil mi? Normal klasik lensler biz bu, bu şekilde olan lensi takıyoruz. Bir de Bakın bu klasik lens Hafif sarımtırak renkle Ama gözü beyninden görürüz Gör, Sarımtırak görünmez yani Şu da akıllı lens dedikleri lens Bakın normalde Hastayı ölçtün 20 numara çıktı Şu lens her yeri 20 Bu lensi taktıktan sonra Kişinin yakın gözlüğü takması lazım Yani mesela Uzağı e, iyi görüyor Yakın için okuma için bir numara iki numara civarında bir yakın gözü takması gerekiyor. İşte akıllı lenslerin de avantajı şunlardan taktığımız zaman mesela kenarlar 20 numara örnek veriyorum diyelim kişiye göre çıktı şu şu aradaki halkalar 22 numara en merkezdeki halka da 25 numara bunda görüntü böyle iç içe geçmiş şekilde oluyor ilk 10-15 gün hasta biraz yatırıyor ben diyor ışıklar saçılıyor halka halka olduğu için ışıklarda saçılma vesaire oluyor. Ama bunlarda yakın görme de oluyor. Tabii her hastaya uygun değil mesela. Ona doktorla hasta kendisi karar veriyor muayene sırasında. Akıllı lenslerin iki dezavantajı var. Bir geceleri ışıklarla saçılma yapabilir. Çok marka var. Ama kaliteli markalarda o biraz daha az oluyor. Bir ikincisi biraz da pahalılar fiyatlar. Tamam mı? Akıllı lenslerin fiyatı da yüksek. Kişiye özel sipariş. Ve Herkese de uygun olmuyor. Mesela göz tansiyonu varsa akıllı lens takmıyoruz. Sarı nokta hastalığı varsa takmıyoruz. Şeker hastalığına bağlı diyabetik retinopati varsa gözüne düzenli olaraklarla lazer yapılıyorsa 3 ayda bir, 6 ayda bir. Lazer ışınlarında saçılma yapabileceği için yine akıllı lensleri takmıyoruz. Yani o hastaya göre seçim yapmak çok önemli. Yani ben akıllı lens istiyorum. Ben katarak yaptıracağım. Yerine mercek taktıracağım. Akıllı mercek isteyen herkese takamayız. Uygun mu değil mi diye değerlendirilmesi lazım. Bu şekilde. Heh, normalde tek odaklı lens. Bakın çok odaklı lens halka halka birden fazla odak meydana getirmiş. Bu da katarak yaptığımız cihazımız. Şu şekilde hasta yatıyor ameliyathanede mikroskopla bakın gözü böyle görünüyor. Doktor şuradan bakıp bu şekilde görüntü. Gözü benim büyütmüş. 20 dakikada yapılıyor. Yani kataran tedavisi cerrahi, damla vesaire tedavisi yok. Eğer başlangıç katarakta varsa ilerlememesi için güneşten korumak lazım. Çok ilerlemesin. 2-3 e, yılda katarak ilerleyene kadar 5-6 yıl yazsın dersek tek yapacağımız şey güneşten korumak. Bu şekilde. İki gözü aynı anda yapmıyoruz katara. Affedersiniz hemen dinliyorum. Ayrı ayrı yapılıyor. Önce bir göz yapılıyor sonra diğer göz yapılıyor. Genelde biz bir hafta bekliyoruz. Tabi amcacığım. Hemen soracağım, soruya geldim. Tam zamanla geldim. Tam geldi. Neydi sorumuz? Sen de Abi sen de oldun. Evet. Dedi. Evet. he he Güzel. Yani özellikle güneşte gözlüğü takmamız lazım amcacığım. Tamam mı? Çünkü güneş ışınları hızlandırıyor kataran sertleşmesini. Ve bir de zamanında olmak lazım. Şimdi mesela size ameliyatlık değil demiş doktor. Demek ki demek ki %80-90 görüyoruz. Başlangıç kataraktı var. Yüzde %50'nin altına düşünce ameliyat etmek lazım ama. yüzde %50'nin altında. Çünkü çok da beklersek sertleşiyor. Bu sefer makine e, ayarlarını yükseltiyoruz. Katara yiyemiyor. Lazer gücünü falan arttırmak zorunda Kaldığımız zaman da bu sefer de gözün içinde yanık oluşturabiliyor, daha geç iyileşiyor, zor iyileşiyor, bazen de iyileşmeye de bilir yani çok nadir. Kaç yaşında? 57 yaşında. Tamam. 57. <laughs> Yok. Bence ameliyattan değil. Şimdi belli yaştan sonra göz kurulu oluyor, kadınlarda daha çok olur. Göz kurulu olan yani 70 yaşından sonra kadınların yüzde 80'inde, 70 yaşından sonra erkeklerin ise yüzde 20'sinde göz kurulu oluyor ortalama, tamam mı? Sizin eşinizdeki muhtemelen göz kurulu. Göz kurulu nedir? Ha, göz kurulu nedir? Su akıyor değil mi gözleri sürekli? Bak tam normalde kuru göz, madem niye çok sulanıyor diyecek abla haklı olarak. Kuru gözü kompanze etmek için vücut fazla gözyaşı yapıyor. O da rüz dışarı çıktığı zaman akşam evde oturunca yorulunca gözlerde sürekli su akmasına sebep oluyor. Ama göz vücut fazla yapıyor. Gözyaşı bezleri fazla çalışıyor. Ama onun kompon komponenti zayıf. Yani lipid komponenti, yağ komponenti, içindeki müsin komponenti zayıf komponentli gözyaşı olduğu için buharlaşmayı enge önüne kalitesiz ama çok bir sulanma oluyor. Yani o sulanma muhtemelen eşinizdeki yaşı da 55 yaşında. o yüzden sordum. 57 yaşında göz kuruluğu vardır. Gerekli testler yapılıp kuru gözün güçlü ilaçları var. Normal göz yaşından ziyade türü türevi ilaçları var. Kuru göz tedavisi son 15 yıldır kullanılan. Onları bir iki sene kullanırsa sizin eşinizin anlattığınız hem sulanma yapar gözünde yanma yapar hem de bulanık görme yapıyor. Gözleşi bozuk olduğu zaman gözyaşı film tabakası da gözümüzün yüzeyinde kalitesiz oluyor, dağılıyor. Görüntü de net olmuyor. Hem bulanık görme hem sulanma yapar. Onda kuruluk vardır Yüzde %90. Bir dakika, bir şey Orayı... Önce bunlara şey demin dedim ya katarak gencisiyle size konuşacağız dedim. Sonra evet. size. Evet. Tamam. Şimdi teyzemizin dediği gibi sen diyorsun ya e, ben gözlük ver gözlük ver dedim diyoruz. Demin de söyledim bak o resmi açalım. Şimdi gözlük de versek bakın normalde bu şekilde teyzeciğim şu şekli almış. Sen bu, bu şekli almış göz katarak var ışıklar saçılıyor. Sen gözün dışına ister bir numara tak ister iki numara yine bulanık ve dumanlı ve sisli görürsün. Katara aldırıp mercek taktırmak lazım. Merceklerin de çeşitleri var. Bak çok çeşitli mercek var. He? Yani en iyisi tartışılır. Çok çeşitli markalar var da. Genelde Alkon bilindik merceklerde. Mesela Türkiye çapında çok kullanılan. İşte o şimdi bakmasın lazım bilmiyorum da. Alkon ama bunlar güzel kaliteli lens markaları dünyada. Reklam gibi olmasın da yani. Bilindik 30 yıldır takılan. Biz asistanlar, ben vakıf kurebada yaptım ihtisasımı. Oradan aldım. Göz ameliyatlarını orada öğrendim. 2003-2009 yıllar arasında. tabi mesela 20 yıl önce bile bizim en çok güvenerek taktığımız lens markalarını takarsak yarın öbür gün sorun çıkma şeyi daha az olur yani. Tamam mı? Bilindik markalar konvansiyonel markalar. Mesela e, seçmek lazım. 3 ay içinde olmasında fayda var. Çok geciktirme ama. 1-2 sene geciktirmeyelim. 1-2 ay içerisinde olursak sıkıntı olmaz kolay kolay. Çok evet. bekleme ama. İşte -3 aylık bir gözlük yazıyorum ya. Ama o da doktor sizi düşünmüştür. Boşuna tekrar cam alacaksın, para harcayacaksınız. Tekrar ameliyattan sonra numara değişecek. 2 ay sonra tekrar cam mı değiştireceksiniz? Bu eskisiyle idare edin ameliyata kadar. 2-3 aylığında gözlük almayalım çünkü... Ha, numara değişiyor çünkü. O yüzden öyle şey yapmıştır. Gözlerimizde değil mi? Ameliyat ne zaman olduk? Ha üç ay. Yanma kızaraklık oluyor değil mi? İşte ciddi bir şey. Görmesinde sıkıntı yok değil mi? Görmesi güzel. İşte ilaçlar da biraz uzun süre ilaç kullanılıyor ya kataraktan sonra ilaçlar da tetikliyor. Bir geçici bir göz kuruluğu oluyor. Aynı eşine söyledim hanımefendi ya eşinde ameliyattan sonra su akıyor falan. Baktığı, gelip, yani. Anladım. <laughs> ha, onlar da işte uzun süre biz de kullanıyoruz. 20-25 gün damla kullanıyorsun. Katarakta da sonuçta mercek takıyorsun. Vücuda yabancı bir şey. Vücut o merceğe saldırmasın, merceğe yok etmesin diye. Tamam mı? Damla kullanmak zorundasın 25 gün. İşte o damlalar biraz böyle kuruluğu falan tetikliyor. Gözyaşı bezlerinin komponentini bozuyor. Size de kuruluk vardır. Bakmak lazım, gerekli ilaçlara vermek lazım. Ama ciddi bir şey çıkmaz kolay kolay. İşte kolların düzelmesi lazım inşallah. Sıra abla da, sıra abla söylesin sonra. Tabi. Mecbur. Bir iki ay içinde. Evet. Yaşarma, sulanma oluyor. İğne yapma, göz pınarlarına bakmıştır. Genzine su geliyor mu diye soruyor. Şimdi, sulanmanın bir sebebi kuruluk dedik demin. En, en, çok iki sebebinden bir tanesi. En çok ikinci sebeplerinden biri de kanal tıkanıklığı oluyor. Damla damlatıyor doktor. Su veriyor. Boğazına geliyor mu? Genzine geliyor mu diye soruyor. Evet. Neresinde kanama? İçinde mi? Şeker hastalığı mı var? Ha şekerden dolayı kanama var diyor değil mi? Ee, şeker hastalığı kaç yıldan beri var? Şekerdendir sizinki. Sizinki önemli. Şekerden dolayı. Bak buradaki slaytlarda var şimdi. Ablanınki şöyle oluyor. Şeker hastalığı hakikaten gözde az görmenin çok sık sebeplerinden. Şeker hastalarında damarlar şu şekilde. Bak kanamalar oluyor gözü arkasında. Yani öyle olduğu için e, şekere anjiyo çektirip iğne falan yapmak lazım gözüne. Evet. Onlar yapman lazım. Zaman kaybetme. Bir ikincisi de şekere çok dikkat et. Çok yüksemesin. Amcamızı dinleyelim. Katarak. İki gözden doldunuz mu? Solda. Heh. Amcamız güzel bir noktaya temas etti. Muhtemelen sizin de sebebini söyleyeyim. Heh. Şimdi katarak ameliyatında mercek takıyoruz göze demiştim değil mi? Mercek takıyorum. Takılıyor yani. Ee, katarak ameliyatında amcanın olduğu gibi muhtemelen. Bakın bu lensi takıyoruz. Gözün içinde lens duruyor. Şu epitel, gözdeki epitel hücreleri lensin arkasına uçuyor. Epitel ingroft, epitel göçmesi diyoruz biz. Ingroft değil de e, ee, arka kapsül kesifliği. Sizde öyle olmuştur muhtemelen. Yani şuradaki epitel hücreleri merceğe işgal ediyor. Merceğin arkasını kaplıyor. Merceğin arkasını kapladığı zaman kişi bunun adı diğer bir adı katarak sonrası katarak. Tamam mı? Tedavisi çok kolay amcacığım tamam mı? Şuradan lazerle doktor delik açıyor. Poliklinik şartlarında yapılıyor bu. Hastaneye yatma çıkma yok. Damla damlatıyor. Gözü büyütüyor. Bizim orada mesela yan odada Yak lazer diye bir lazer var. O kireç denen bölgeyi çit çit çıt çıt, çıt, çıt 10-15 tane lazer atışıyla arkaya düşürüyoruz. Sen de muhtemelen o vardır. Tabi. Yani ben tahmin ettiğim tabi bakmak lazım amcacığım. Evet. Muhtemelen o vardır. Lazer açılır, görmen açılır seni. %90 ölüdür Sus, sisli dumanlı görüyorsun değil mi? Yine dumanlı sisli. Tam kapanmış. Sende baktırman lazım. İhmal etme. Belki başka şey de vardır. Tabii. Katarak mı? Katarak en yaygın belirtisi. Ağrı yok, sızı yok. Yanma, sulanma fazla olmaz. En çok belirtisi dumanlı, sisli görme. Hastaların en yaygın şikayeti ben sisli, dumanlı görüyorum. Ben hep, hepinizi hatırlıyorum. Hep benim hastalarım. Teyze, abla. Hep ben hepsini evet amca. ben hep gelip gidenler. Evet. Son ne zamandan beri? Bir iki aydır mı? Ha, bir de mevsim, alerji mevsiminde böyle alerjik konjektivitler çok oluyor. Ha, kızarma sulanması da e, muhtemelen kuruluk da olabilir, alerji de olabilir. Mevsim alerji mevsimi ya. Yanma sulanma, güzel damla kullanmak lazım. yaşı ve alerji damlası. Sıkıntı yoksa da işte bu gözleşi damlaları ve alerj damlaları. Zaditen, relestat, Patonal var ya onları kullanırsak iyi olur. Bayağı rahatlatır sizi. Hocam, için. Her için. Besinler mi? Evet. Tabi gözümüz için e, esansiyel proteinleri, amino asitleri, meyve, sebze ve vitaminleri dengeli yemek lazım. Meyve, sebze bol, yeşillik, az şeker, tatlı, karbonhidrat düşük yemek lazım. Şekere, tansiyona varsa çok dikkat etmek lazım. Bir de bu balık yağı falan çok iyi geliyor. Omega 3, omega 6 balık yağ asitleri gözün arkasındaki e, retinayı destekleyici etkisi çok fazla. Zaten sarı nokta hastalığında verilen e, bu antioksidanlar. Sarı nokta hastalığında da onları kullanıyoruz vitaminler. vitamin. Vitamin tedavi sol dedim ya sarı nokta hastalığı ilerlemesin diye. Vitaminler kullanılıyor. O vitaminlerin özelliği de antioksidanlar. Antioksidanlara e vitamini mesela antioksidan, C vitamini antioksidan, yeşil çay antioksidan. Antioksidan şeyleri bol tüketmek faydalı olur. Göz için de sağlıklı, genel için vücut için de sağlıklı. Kanseri falan dönler. Şeker de varsa daha da önemli amca sizinki. Az görüyor. İnşallah şekerden değildir. Benim dediğim gibi tedavisi çok kolay. Tabii. Tamam. Şey gibi, İltihap var dedik. Evet. Arpacık şa şalazyon arpacık olmuş sizde herhalde değil mi? Yuvarlak. Yer böyle, çizgi gibi. Hatta, ee. Şu anda düzelmiş. Evet. Onlara bir daha çıkmasın diye kirpik e, diplerini yatarken Bebe şampuanı ya da onların verdiği şampuan daha iyi. TTO diyorlar. Çay yağı özlü şampuan. Her gece yapamazsak bile ablacığım tamam mı? 2-3 günde bir yatarken köpürt. Şöyle 1-2 dakika bekle sonra durula, tamam mı? Bir de balık yağı iyi geliyor onlara. Omega 3, omega 6 balık yağları var ya haplar eczanelerde. Haplarını içebiliriz. Sağlıklı doğal olanlardan faydası olur. Kanlanmanın çok sebebi var. Bozuk olması, gözü zorlaması, yakına bakarken, uzağa bakarken, kuruluk olması, alerji olması, göz iltihapları. Bir de şu ara adenovirüs diye bir göz virüsü var salgın. Çok salgın, salgın yaklaşık bir aydır. Ailecek oluyor. Bir mikrop virüs göze bulaşıyor. Çocuğa bulaşıyor, anneye bulaşıyor, anneden babaya. Yani bir iki ay hasta geziyorlar. Gel git gel git hakikaten çok tehlikeli. Kanlanmanın çok sebebi var. Tüm göz hastalıklarında oluyor aşağı yukarı. Katarakt olmaz. Nasıl ne dedim? Omega 3, Omega 6 yani sağlıklı doğal ürünleri bence kullanabiliriz. Ama şöyle bir şey de var bakın. Yani sentetik vitamin kullanmaktansa düzenli balık yiyen, düzenli beslenen birinin ben mesela şahsen sentetik e, vitamin içmemiş bir zaman. Yani yaz kış ne yazın içi ne kışın sonuçta değil mi? En en kaliteli ürün de olsa sentetik. Onun yerine haftada 1 iki gün balık ye, sebze meyve bol ye. Daha sağlıklı yani. abi A vitamini ya. A vitamininin göz vita şeyinde metabolizmasında çok etkisi var. Eee tabii havuçta sağlıklı. Tüm meyve sebzeler, yeşil sebzeler, yeşil meyveler, kırmızı Yani meyve sebzeyi biraz iyi yemek lazım. Şekere, tansiyona dikkat etmek lazım. Güneşten korumak lazım. Katara mı? Yok, Kataran bir tek tedavisi ameliyat maalesef. İleride de olmaz. Yani o e, katarak gelişmiş o merceğin çıkarmadan gözün içine sağlıklı ışınlar ulaşamayacağı için onu ameliyatla almanız lazım mutlaka. Yakın Normal normal lenslerde çok yakın gözü ihtiyacı oluyor. Akıllı lens. yakın Tabi yakın da sus, yakını da sisi dumanlı görür, uzağı da sisi dumanlı görür. Çok kaliteli görme olmaz. Çok ilerlemeden almak lazım katarak bir yandan da. Sizinki yok. Sizinki konforunuzu bozuyor sadece. Yani yanma, sulanma, batma. Yani görme kaybı kalıcı hastalık olmaz sizde. Konforu kötü işte. Konfor bozan hastalık yani. Rahatını bozuyor, yanıyor, sulanıyor, kızarıyor. Gözünü yaşarıyor, yanma oluyor işlerinde o. Evet, evet. Konforunuzu bozuyor da ciddi bir şey olmaz yani. Ama iyileştiniz artık. Çağırmıyorlar değil mi? Yani test. Belki başka bilmediğimiz testleri falan yapıyorlardır yani. Şey yoksun, bak, evet. Çağrıldığı zaman gitmek gereken yapmak lazım hekimlere. Aa, ha iyileşmiş demek ki. Aynen. Çok güzel. Son şey Tabi. Sonra size söyleyeyim. De, He. Yani ameliyatlık, ameliyatlık olduğunu görme seviyesiyle anlayacağız amcacığım. Mesela görme seviyesi katarak yüzde yüz görme seviyesi maksimum. Yüzde seksen, yüzde yetmiş, yüzde altmışı ameliyatsız takip edebiliriz. Ama yüzde ellinin altına düştüğü zaman ameliyat yapmak lazım. Ha, yani sizinki daha ameliyatlık değil. Bir altı ay sonra daha tekrar baktırmanız lazım bence. Tamam mı? Öğrenmek altı ay gider ama gidip iki sene sonra gitmeyin. Çok, çok da ilerlerse sorun çıkıyor yani ameliyatta. Yumuşakken alınca daha güzel oluyor. Nasıl? şimdi göz çizdirme de yapılıyor tabi Eximer lazer göz çizdirme ise 40 yaş öncesine uyar yani 20 ile 40 yaş arasında yapılıyor Çünkü mesela 45 yaşındaki hastaya çizdiğin zaman uzağa de yakını görmez 45-50 yaşında akıllı lens takmak lazım gözlükten kurtulmak için ama 40 yaş öncesinde yakın görme problemi olmadığı için uygun oluyor. Uygun hastalara 20-40 yaş arası hastalar oluyor çizme. Yakın için sizin e, ya gözlük ya da akıl lens 50 yaşından sonra. Doğru. Akıl lens düşünülebilir muayenede. Ben teşekkür ederim. Bizi dinlediğiniz çok sağ olun amcacığım. Sağ olun. Tembellik geçmez çizmeden sonra yine tembel kalır. Ama ne olur gözlüklüymüş gibi görür yani. Mesela gözü yüzde seksen görüyor. Örnek veriyorum sağ gözü, sol gözü. Sağ gözü yüzde yüz görüyor. Yüzde seksen az tembel. Üç numara astigmat var atıyorum. Lazerden sonra da yine yüzde seksene yüzde yüz görüyor. Ama gözlüklüymüş gibi görüyor yani tamam mı? Tabii evet. Tembelliğin tedavisi yok. Tembelliğin tedavisi çocuklara göz doktoruna götürmek lazım. 3 yaşından daha erken. 3-5 yaş arasında yani 3-5-6 yaşlarında gözlük kullandığı zaman tembellik gelişmiyor. Ama 8 yaşından sonra tembel kalan göz istediğini yap gelmez geri. O yüzden 6 aylıkken bebekleri mutlaka göz muayenesi. 1,5 yaşında göz muayenesi. 3 yaşında göz muayenesi. Eskiden daha çoktu bu tembellik. Daha çoktu. Şimdi İnsanlar daha biraz daha takip ettikleri için genelde daha az azaldı. Da çocuklarda, hani çıkınca, evet. Heh. Şimdi çocuklarda gözlüğü takmak önemli. Miyoplar mesela göz bozuklukları miyop, hipermetrop, astigmat değil mi? Üç tane göz bozukluğu var. Kabaca. Miyopların takması lazım. Takmazsa gözünü kısarak bakar. Kısma daha çok ilerletiyor numarayı. Çocuklar için. Hipermetropların da tembellik olmaması için takması lazım. Gözlü sürekli takması lazım. Ama bir numara mesela 0.51 numarada hipermetrop okurken tak diyoruz sadece. Küçük numaralarda. Astigmat da 0.51 ise okurken tak, yazarken tak diyoruz. Sürekli tak demiyoruz. Miyoplarda da 0.50'de falan derste tak diyoruz. Ama yüksek numara olunca Çocuklar yetişkinler gibi değil. Yani numara devamı değiştiği için takmazlarsa daha çok ilerler ve tembel kalabilir göz. 20 yaşından sonraki bir insan istiyorsa hiç gözlük takmasın. Yeter ki araba sürerken taksın, uzağa bakarken taksın yeter. Göz numarası kolay kolay değişmiyor. Ama 15 yaşından önce, 14 yaş, 6 ile 14 yaş arasındaki, 3 ile 14 yaş çocukların takması şart. Çocukların çünkü beyindeki görme merkezinin iyi gelişmesi için tembellik falan olmaması için görüntünün beyine tertemiz net bir şekilde ulaşması lazım. Çocuklar zorunlu gözlük takmaya. Bir numaranın yukarısıysa bir numaranın altı takmasa da bir şey olmaz da. Ama erişkinlerde zorunlu değil. Erişkinlerde keyfi biraz. Ağır olmasın iyi göreyim vesaire. Tamam Araba sürekli takmalar lazım bir Ha, mavi ışık filtreli camlar var. Ee, işte bilgisayardan falan çok kaynaklandığı için Mavi ışık ultraviyole ışığa yakın olduğu için kötü diğer ışınlara göre. Dedim ya ultraviyole ultraviyole mor ötesi. Mavi mor yakın ışık spektrumunda da sarı kırmızı yeşil mavi mor diye gidiyor ya. O mavi ışın mor ötesi ışınlara yakın olduğu için daha kötü. Televizyona bakarken mavi ışık filtrelerin faydası oluyordur bana kalırsa. Ama şahsen ben mavi ışık filtreli gözlük kullandım çok beğenmedim. Çünkü etrafı da sarartıyor biraz. Hafif sarım tırak olduğu için mavi ışık, her yeri az sarı sarı görüyorsun yani. Telefonlar çocuklarda, e, küçüklerde numaraya yükselten en önemli şey. Yani 14 yaşından önceki kişilerin telefondan, tabletten, bilgisayardan uzak durması lazım. Bir, ona dikkat etmesi lazım, göz bozukluğu artmasın diye. İkincisi de gün ışığına çok maruz kalmaları lazım. Açık hava, mavi gökyüzü, gün ışığı çocuklarda gözlük ihtiyacını azaltıyor, göz bozulmasını sınırlandırıyor. Kapalı ortam, telefon, tablet numaraları yükseltiyor sürekli. Telefon, tabletten uzak durmazsa bol gün ışığına dışarı çıkarmanız lazım. Yetişkinlerde bir şey olmaz kolay kolay. Çocuklarda özellikle. Yetişkin artık büyümesini tamamlamış da gözün büyüklüğüne kavuşmuş. Çok değişmez numara. Yani 18-25'ten sonra numara çok değişmez. Sadece aşırı çok yakına bakanlarda miyop falan biraz ilerliyor. düzelmiş. Yine de ama 3-4 sene oldu herhalde anlatmanıza göre. Yine de bir işte okula gidecek zaman baktırmakta fayda var. Ha, okuldan önce götürmekte fayda var. Tamam. Çok teşekkür ederim.